Çok kıymetli üstadım, değerli Ankaralılar, aziz Türk milleti, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kıymetli Ankaralılar, güzel ülkemizin başkentinin güzide insanları. Bugün artık kaçıncısını yaptığımızda unuttuğumuz Milli Kahramanlar programının başkentinde, Selim Bey'in ifade ettiği gibi, ben sadece Haydar Başbey'in bu projenin, bu Milli Kahramanlar Projesi'nin de mimarı olan Haydar Başbey'in 10 programdır üzerine basa basa durduğu bazı önemli vurguların altını çizip konuşmamı bitirmek istiyorum. Haydar Başbey her konuşmasında bıkmadan, yorulmadan ve sizler de bıkmadan, usanmadan dinliyorsunuz. Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu'daki devriminden bahsediyor. Anadolu'nun Türkleşmesinden, İslamlaşmasından ve Anadolu'nun Türkleşip İslamlaşmasının Batı tarafından nasıl soykırım olarak telakki edildiğinden bahsediyor. Bu o kadar önemli bir tespit ki kıymetli Ankaralılar. Bakın bugün her gün onlarca belge, delil var ama ben bugün buraya gelirken, yani bugün tarihli gazeteden size Kültür Bakanımızın bir açıklamasını okuyacağım. Kültür Bakanımız Rusya'da, tabi Haydar Başbey gibi Duma'dan falan davet alamadığı için bir fuara katılıyor. Bir fuara davet ediyor. Ve orada Türkiye Cumhuriyeti'nin Kültür Bakanı Rusya'da katıldığı o mini fuarda şunları söylüyor. Diyor ki, Türkiye'den bugüne kadar gitmiş olan azınlıklar geri dönebilir. Biz bugüne kadar onlara çok büyük haksızlık yaptık. Dilinin altında aslında şunu saklıyor. Biz çok büyük soykırım yaptık. Onlar artık geri dönebilir. Kimin ağzıyla konuştuğunu sizlerin takdirine bırakarak şu cümlelerini aynen sizlere aktarıyorum. Biz camilere hangi özeni gösteriyorsak, kiliselere, havralara da aynı özeni gösteriyoruz. Bebek semtinde cami, kilise ve havra yan yanadır. Bizim bin yıllara dayanan hoşgörümüzün sembolüdür. Kiliseleri restore ederken Hristiyan din adamlarından danışmanlık hizmeti alıyoruz. Kiliselerin harap halde kalmasına razı değiliz. Restorasyonu için çalışıyoruz. Ve en önemli cümlesi. Göreve geldikten sonra bana en çok ne kadar çok kilise restore ettiniz diye soruyorlar. İç siyaset tartışmalarının dışında tutuyoruz. Bu devlet politikasıdır. Anadolu'daki mekanlar korumamız altındadır. Bakın bu cümle Ömer Çelik'in nasıl bir misyonu temsil ettiğinin göstergesidir. Bugüne kadar Türkiye'nin hiçbir kırmızı çizgisinde devlet politikasını sergileyemeyen hükümet maalesef konu taş parçalarını ihya edip kilise adı altında açmaya gelince bir anda devlet politikasını canlandırmaya başlıyor. Devam ediyoruz. Selim Bey ifade etti. Dışişleri Bakanımız Ahmet Davutoğlu Diyarbakır'a gidiyor. Bunda ne var diyebilirsiniz. Bakın Ahmet Davutoğlu bir vatandaş olarak, bir vekil olarak Diyarbakır'a tabii ki gidebilir. Ama resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı sanki başka bir ülkenin toprağına gidiyormuş gibi Diyarbakır'a gidemez. Ve Diyarbakır'a gittiğinde ne yapıyor biliyor musunuz? Şunları söylüyor. Diyarbakır'ın kıymetini bilelim Sayın Baydemir. Her taşı, her taşın üzerindeki her kitabeyi, her kitabenin her harfini korumak boynumuzun borcudur. Ömer Çelik de aslında aynı cümleleri söylüyor. Aynı bağlılığı ifade ediyor. Bu nasıl bir icazettir ki? Bu nasıl bir bağlılıktır ki? Bu nasıl bir söz vermektir ki? Bunu yerine getirdiklerini İkide bir ifade etmek zorunda kalıyorlar. Kemal Unakıtan ne demişti? AKP
bir misyon hükümetidir demişti. Evet kıymetli Ankaralılar, AKP hükümeti Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük misyon hükümetidir. Ve 12 yılda bu misyonu adım adım yerine getirdiler. Soruyorum, 8 tane askerimiz teslim alındı sözde. İmralı'daki Bölücübaşı bebek katilinin talimatıyla. Peki hangimizin bunların esir alındığından haberi vardı? Amerikan askerlerinin, kahraman Amerikan askerlerinin evlerine sağ salim dönmeleri için dua eden Sayın Başbakan, bu 8 askerimizin dönmesi için dua etti mi acaba? Osman Baydemir Diyarbakır'da Ahmet Davutoğlu'na şunları söylüyor. Diyarbakır'la Ankara arasında barış köprüleri kurmalıyız. Bu nasıl bir savaştır ki Dışişleri Bakanımız gittiği o toplantıda barış köprülerini kuruyor. Sanki Türkiye başka bir ülkeyle savaşa girmiş ve Dışişleri Bakanı da o ülkenin yetkilileriyle görüşüyor ve onlarla barış görüşmeleri yapıyor. Türkiye'nin içine düşürüldüğü hali anlamamız için bundan daha ağır bir örnek yoktur diye düşünüyorum. Ben konuşmamı uzatmadan Haydar Başbey'in bıkmadan usanmadan ifade ettiği Anadolu'daki devrim, Hacı Bektaş devrimi, Mustafa Kemal devrimi işte bu zihniyetin oyunlarını bozduğu için önemlidir. Bunları zihnimizde her surette taze tutmak mecburiyetindeyiz. Çünkü bir an olsun gaflete düştüğümüzde dört bir koldan misyonerlik faaliyetleriyle Hristiyanlaştırılıyoruz. Topraklarımız tıpkı Afrika'da olduğu gibi ayaklarımızın altından çekilip alınıyor. Bir tarafta Rus dumasını yaşasın Türk milletin nidalarıyla inleten Haydar Başbey, öteki tarafta Türk milletini, Türk milliyetçiliğini ayaklar altına alıyorum diyen bir zihniyet. Bir tarafta Anadolu'nun İslamlaşıp Türkleşmesini her fırsatta vurgulayan ve bunun öneminin altını çizen Haydar Başbey, öteki tarafta Türk topraklarını karış karış misyonerlerin eline veren ve her taş parçasını kilise diye ihya edip Kur'an kursu camileri yıkan bir zihniyet. İşte burada en büyük görev sizlere düşüyor. Nasıl ki Mustafa Kemal bu topraklardan 20'lerin Anadolu'sunda bir köy mesabesinde olan harap bitap haldeki Ankara'dan koca bir cumhuriyeti çıkardı. Sizler de yine bu topraklardan yiğit düştüğü yerden kalkarmış. Siz de şu an Türkiye'nin içinde bulunduğu bu vahim tablodan Haydar Başbey'in peşinden giderek Türkiye'yi kurtuluşa, refaha erdirecek olan kadrolarsınız. Teşekkür ediyorum.